Efendim dolandırıcılar durdurak bilmiyor her geçen gün. Yeni bir konu, yeni bir yöntem bulup insanları dolandırmak için harekete geçiriyorlar ve biz de aktarıyoruz o haberleri. En sık kullandıkları yöntem ise telefon dolandırıcılığı. Dolandırıcılar sadece sıradan insanları değil bu arada eğitimli insanları da rahatlıkla dolandırabiliyorlar. Peki ya bunu nasıl yapabiliyorlar? İnsanlar neden, nasıl hemen ikna oluyor? Haberimizde detayları. İyi günler. 155 polisimden. Ben Asayi Şube'den Komiser Hakan. Telefon hattınızın ve kimlik bilgilerinizin yasa dışı işler için kullanılmakta olduğunu tespit ettik. İtibarlı meslekler araç olarak kullanılıyor. Bunlar belli. Avukat, hakim, savcı. Yani doktor. Bunlar güven veriyor insanlarda. Güven veren meslekler. Kendisini polis, asker, savcı ya da kamu görevlisi olarak tanıtan kişiler telefonla insanlara ulaşıyor ve onların bu noktadaki hassasiyetlerinden istifadeyle onları dolandırıyorlar. Telefon dolandırıcıları insanları kandırmaktan asla vazgeçmiyor. Özellikle telefon gibi uzaktan iletişimin sağlanacağı araçlarla organize edilen dolandırıcılık girişimleri yargıda büyük bir hacim oluşturuyor. Bu noktada kendilerini kamu görevlisi tanıtan kimseler telefon aracılığıyla kimliklerini gizler bir biçimde vatandaşlara erişip onların belki menfaat duygularını, belki korku işlevlerini tesir altında tutarak bir sonuç almaya ve onların dolandırılmasına gayret ediyorlar. Eski bakanlar, milletvekilleri, emekli askerler, ünlü yazarlar, akademisyenler, futbolcular ve sanatçılar. İsimleri ve unvanları sayfalarca uzatılacak pek çok isim son yıllarda özellikle telefon dolandırıcılarının kurbanı oluyor. Dolandıranların %70 civarı erkek, dolandırılanların %86'sı kadın. Yani bir erkek bir kadını dolandırıyor. Eğitim durumu son dönemdeki istatistiklere göre lisans ve lisansüstü %20-25 dolandırılan var. Son dönemde sosyal ve kültürel yapıdaki farklılaştırmalarla beraber kişilerin algılarıyla beraber kamu görevlilerinin veyahut da toplum standartlarının belli bir konumunda bulunan kimselerin dolandırıldıklarına da tanıklık ediyoruz. Bu açıdan bakıldığında zannediyorum ekonomik gelişmelerle de ilgili veyahut da duygu durum hadiseleriyle de ilgili olarak bir akademisyenin, bir hakimin, savcının ya da bir askerin, polisin bile dolandırıcılık suçunun mağduru olabildiğini gözlemliyoruz. Telefonda kendisini hakim, savcı, vali, asker olarak tanıtan kişilere öyle inandılar ki hesaplarındaki bütün parayı teslim etmek zorunda kaldılar. Evlerini, arabalarını sattılar. Gerçeği fark ettiklerinde ise artık çok geçti. Bu açıdan örneklere bakıldığında bir ceza hukuku profesörünün dahi başsavcı vekili arıyor zannıyla pek çok miktarda parasını kaptırdığını veyahut da bir yargı mensubunun dahi cennetten arsa satış vaadiyle bir miktar parasını dolandırıcılara kaptırdığını üzülerek tecrübe edebiliyoruz. Eğitim seviyesiyle ilgisi yok. Dikkat edin. Hakim, savcı, akademisyen. Ya bunlar nasıl dolandırılabiliyor? Nasıl izah edebilirsiniz bunları? Eğitimle izah edemezsiniz. Yani üniversite mezunu olmak, lisans yapmakla izah edemezsiniz. Nedir? Herkesin bir hassas noktası var. Eğer zaman, mekan bu hassas noktaya uygunsa ben de dolandırılırım, siz de dolandırılırsınız. Bunun hiçbir itirazı yok. Peki dolandırıcılar bunu nasıl başarabiliyor? Bu kadar eğitimli, kariyerli isimler bu tuzağa nasıl düşüyor? İnsanlar kararsız kaldıklarında kendilerinden önce çoğunluk ne yaptıysa aynısını yapma eğilimine giriyorlar. Yani çoğunluğun yaptığı şeyin sonucu kötü olsa dahi suçluluk psikolojisine kapılmıyorlar. Herkes aynı şeyi yaptı, ben yapsam ne olacak diye durumu normalleştirip bu durumdan kurtulmuş oluyorlar. Karşı taraftaki kişilerin duygularına yönelik bir hamlede bulunuyorlar aslında. Etkili, dikkat çekici bir ilk etapta yaklaşımda bulunuyorlar. Dikkat çekici, heyecan uyandırıcı, yüksek vaatlerde bulunma gibi ya da korku ve kaygı gibi insanların aslında mantıklı düşünmesini daha geride bırakacak bir şekilde insanların duygularını harekete geçiriyorlar. Çünkü özellikle negatif duygular böyle işte kaygı, korku gibi duygular ya da çok böyle birazcık hani kolay yoldan para kazanma vaadiyle de bazen insanları kandırıyorlar. Peki dolandırıcılar eylemlerini gerçekleştirirken hangi taktikleri kullanıyor?
ve bu kişiler hangi kişilik özelliklerine sahipler? Bunların en başında aslında biraz zaman yönetimi geliyor. Neden? Çünkü düşünmeden hızlı hareket etmemiz için bizi ikna etmeye çalışıyorlar. Bu kadar hızlı hareket edince de biz hızlı karar, düşünmeden hızlı karar vermek istiyoruz ve hataya açık duruma geliyoruz. İkinci en önemli konulardan bir tanesi de otoriteye itaat. Yani yetki sahibi kişilere daha kolay inanma eğilimi içerisindeyiz. Aslında şöyle, bunlar daha antisosyal eğilimleri olan, hatta işte antisosyal, psikopat diyebiliriz, sosyopat diyebiliriz, neyse. Bu tür kişilik özellikleri olan insanlar ve güçlü olmak, işte başkalarını dolandırmak, onlara iyi hissettiren şeyler ve ötekiler, bir ötekilerin aslında duygularını nasıl hissettiklerini, onların başına ne geleceğini umursamayan insanlar. Sadece kendi çıkarları için insanları kullanan, bunun için de karşı tarafın işte duygularını, düşüncelerini, davranışlarını yönlendirici şekilde bir ikna kabiliyetleri, manipülasyon yetenekleri yüksek olan insanlar aslında bunu yapıyorlar. Peki Türkiye'de dolandırıcılık suçlarına yönelik cezalar neler ve bu cezalar caydırıcı mı? Suçun faillerinin artmasında iki temel etki olduğu söylenebilir. Bunlardan bir tanesi, infaz yasalarımıza bakıldığında suçun karşılığında caydırıcı etkiye sahip bir cezalandırma politikasından bahsedemiyoruz. Hem çok düşük cezalar hem de bu cezaların infazı sırasında bir rehabilitasyon, pişmanlık etkisi yaratmaktan uzak, bilakis suçluların buluşup yeni organizasyonlara imza atabilecekleri bir ortamın yaratılması. Dolandıran kişi şunu bilmeli: ben 5 sene cezaevinden hiç çıkmadan yatacağım bu suç işlersen. Ama böyle olmadığından bundan güç alarak, kanunun yani infaz kanunundan güç alarak dolandırılmaya devam ediliyor. Ne yazık. İyi günler. 155 polisimden. Ben Asayiş Şubeden Komiser Hakan. Telefon hattınızın ve kimlik bilgilerinizin yasa dışı işler için kullanılmakta olduğunu tespit ettik.